Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin yankıları sürüyor. O görüşmeye dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Temel Bey bunları yavaş yavaş medyayla paylaşmaya devam ediyor. Şimdi anladık ki bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilişkili olarak 50+1 konusunda bir pişmanlık söz konusu. 50+1'in mahsurlu olduğunu anladık demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hoş geldiniz, hoş bulduk. 50+1 noktasında yani o biraz aşırı gitmişiz orada dedim. 50+1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık. O zaman sistemi kendi içinde red ve inkar etmişlerdir. Cumhur İttifakı'nda ciddi bir çatlağın başladığının göstergesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temel dayanağı da olan Cumhurbaşkanı seçilme barajı 50+1'den şikayetini Saadet liderine dile getirdi Beştepe'deki görüşmede. Muhalefet, Cumhurbaşkanı yeniden seçilemeyeceğini biliyor dedi. Cumhur İttifakı'nda çatlak yorumları da yükseldi. 50+1'le gerçekleşecek bir seçimde siz yoksunuz. 40'a da indirseniz artık sizin ilk turda bu seçimi kazanma ihtimaliniz söz konusu değil. %10 barajına kafayı takanlar haberiniz olsun. Artık baraj %50+1'e çıkmıştır. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı seçilme şartı %50+1. Bu düzenlemenin en büyük destekçisi de MHP lideri Bahçeli'ydi. Baraj %50+1'e çıkmıştır. Anayasa değişikliği gerektiriyor. İktidarıyla, muhalefetiyle el ele vermek ve ondan sonra da böyle bir şey hakikaten gerçekleştirilebilirse bu olabilir. 2019 yılında 50+1'in düşürülmesi için bir çalışma yaptı AK Parti. Erdoğan da düzenlemenin meclise gelebileceğini söyledi ama olmadı. 2 yıl sonra Cumhurbaşkanı seçilme barajından şikayetini Karamollaoğlu'na anlattı. Karamollaoğlu da gazete duvara konuştu. 50+1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50+1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık. Onu bir hata olarak görüyor o zaman yapılan. 50+1 noktasında yani o biraz aşırı gitmişiz orada dedi. Sayın Erdoğan'a uyarmıştım kendisini. MHP ile kuracağınız her ittifak iki partinin de doğasını bozar. Doğru değil diye. MHP bundan kazançlı çıkıyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Sayın Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na dahil olup seçime girmiş olsak da biz işlevsel olarak muhalefetiz demiş olması Erdoğan'la Bahçeli arasında da uyuşmazlıkların su yüzüne çıkmaya başladığının işareti. MHP liderinin grup toplantısındaki sözlerini hatırlatıyor muhalefet. Erdoğan'ın 50+1 mesajının Cumhur İttifakı'ndaki çatlağın göstergesi olduğunu söylüyor. Aslında bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Erdoğan'a baştan beri tuzağıydı. Görüyor ki anketleri hiçbir durumda %50'ye yaklaşan bir oy oranını yakalayamıyor Cumhur İttifakı. 50+1'den vazgeçmenin yolunu yöntemini arıyor şu anda. Cumhur İttifakı'nda 50+1 konusunda bir anlaşmazlık mı var? Erdoğan seçilememe riskine karşı mı 50+1'den şikayet etti bilinmiyor ama muhalefet bu iki nedeni işaret ediyor. Şimdi madem böyle bir pişmanlık var, muhalefetin pazarlığa oturmasında da bir sakınca yok. Etraflıca konuşulup hangi konularda anlaşılıyorsa bu sistemle ilgili şikayetler masaya gelmeli. Fakat buradan anlaşılan aynı zamanda bu sistemin ittifaklara zorlamasıyla ilgili bir pişmanlık. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni gelişmeler olacağını belki de şimdiden hissediyor Ankara, kulisler, kamuoyu. Ama asıl feci olan bu değil. Asıl feci olan tek problemin bu olduğunun düşünülmesi. Yani 50+1. Tek problemin bu olduğunun düşünülmesi. Şimdi bakalım birkaç problem söyleyelim. Sol şimdi üstte gördüğünüz rakamları 2018 olarak düşünün. Yani sistem değişmeden önce. Bu başkanlık sistemi gelmeden önce. Alttakileri de bugünkü rakamlar olarak düşünün. Türkiye'nin milli geliri 850 milyar dolarmış. 700 milyar dolara düşmüş. Kişi başı gelir 10 bin dolarmış, 8 bin dolara düşmüş. Ki 7 binlerde filan da nasıl diyeyim, iyimser, nazik davrandık. Dolar 4,5 liraymış, 9,95 mesela 9,98'di ben en son gördüğümde 9,95 bugün. Çevirin arkadaşlar. Asgari ücret
2018'de 355 dolarmış asgari ücret. Türkiye'de bir insanın aldığı asgari ücret 355 dolarmış. Bugün 280 dolar. Türkiye'nin ihracatının kilo değeri, yani yaptığı ihracatın bir kilosunun dolar cinsinden değeri 1,5 dolarmış. Bugün 1 dolar. Belki de onun altına indi bu arada. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 25 milyar dolarmış yaklaşık. Şimdi eksi 30 milyar dolarlarda. Çevirin arkadaşlar. Şu gördüğünüz 2018'de enflasyon, tüketici fiyat endeksi bu. TÜFE üstteki %12'ymiş, bugün %20. Bunlar TÜİK rakamları, bu arada resmi rakamlar bunlar. Yani ne kadar iyimser baksalar da durum bu. Bu üretici fiyat endeksi ÜFE %15'miş, bugün %45. Bunun bizim markette karşılaştığımız fiyatlara yansıdığını unutmayın. Türkiye'nin risk primi, yani bu ülkeye borç verdiğimizde onun riski faiz bakımından bas puan olarak nedir diye, işte o 200 bas puanmış, bugün 450 bas puan. Başka var mıydı arkadaşlar? Bunu böyle, burada birçok başka şey var. Bunları sabaha kadar böyle anlatabiliriz. Meselenin sadece %50 artı 1 olduğunun düşünülmesiyle ilgili bunları da aktarmaya çalıştım. O kadar çok böyle karşılaştırmalı, kıyaslamalı, bu sistemin bizi ne hale getirdiğine dair söylenecek şey var ki, işte bu Z raporu bu. Bu raporun üstünde bayağı düşünmek lazım. Şimdi geçelim. Meclis bunu düşünüyor mu? Hayır.